Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ve salatu vesselam ala hayrul halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte merhamet kıladı. Laqad ra'aytu Ca'faran fil cenneti. Ca'far'ı cennette gördüm diyor Resulullah. 12 kanatı var idi. Kanatından kan tomçuları tomurdu. Ca'far ibn Abi Talib radıyallahu anh. Bana Abdümannaf uğruğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e okşadığı 5 kişi var. Hatta ki bu 5 kişi şimdi adamlar dedi ki közü haralar boyun adamlar bana şu 5 kişinin görgende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e adaştırmak şahit. Elbette siz bulanınız bu 5 adam kimleyken yakında kızı sekerek. Kula saptırıyorduk. Ulanın birincisi Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdülmuttalib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in anakisinin oğlu ve emigdar buradar. Bitti inanı bir katta geldi. İkincisi Kusam ibn Abbas ibn Abdülmuttalib. Bu kişi hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in anakisinin oğlu. Üçüncüsü As-Sahib ibn Ubayd ibn Abdülyazid ibn Haşim. Bu İmam-ı Şafii radıyallahu anh'ın babalarından buradar bu kişi. Ve Hasan ibn Ali Sibtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin nevarası Ali ve Fatime ana Ali radıyallahu anh ve Fatime anamızın farzandları ve Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anh. Ali ibn Abi Talib'in akası Cafer ibn Abi Talib. Demek Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anh'ın kıssasını başlayınız. Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anh'ın kumana ettik Abu Talib'in oğlu. Abu Talib özünü kavmin içi de hürmeti barat buluşu kıramazdan. Martabası yüksek, nasıl nasabı ağlayıp bu işi karamazdan, lakin Kureyşli işi de kembağal kişilerden idi. O kişinin balları köpüdü, farzantları seyrapçılığıydı. Ana şu Mekke'de kurgakçılığı yeri bulup, ekin tikinler bulmazdan, adamlar kıyınçlığından, açlığından, hatta süveylerine yiyişlik geçe yetip oryan payıydı. Banu Haşim uruğudan Muhammed ibn Abdullah bilen, emekçisi Abbas'ın halı başkaladıkları yaşırağıdı. Şunda Muhammed ibn Abdullah özünün amakisi Abbasiye harabi amaki akiz Abu Talib'di farzandari köprüge sababiyek ailesi az yeni kinçiliği bol yaptı. İki adamız bir yalaşıp borsaydı amakimin büyüge bitteden farzandlarını alıp az yeni yükünü yegilletseydi. Amakisi Abbas yaşına sen takilip kıldız dedi ve ciyanı bulan Muhammed aleyhisselam bulan Abu Talib'in büyüge barıştı. Ve Abu Talib ki açtı ki biz sizi farzandlarınızdan bazılarını özümüzde bir bakışlıkta, terbiye kılıçlıkta alıp sizde bir yengilliğine yarat bir maksimiz. Şimdi ne mi deyiz de soruyor. Abu Talib, eğer sizler benimle katta oğlum akıyınla kaldırsaylar, hakla genişledi kılıylar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'ını, Abbas ise Cafer'ini özünü yok dedi. Ali ibn Abi Talib ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yaşaştığı şerefini Allah da Allah nasip etti. Ali radıyallahu anh'u bana şu vakıdan birkaç vakit, az gene vakit ötkenden kendi Resulullah'a vahiy nazır buldu. Ve Ali radıyallahu anh'u peygamberimiz uydu. İslam'a girgen birinci yigitlerden, birinci yaş yigitlerden birincisi buldu. Cafer ibn Abi Talib ta hani şu ulgayıp balagat yaşı yetkinge kadar emekisi Abbas'ın uydu katta buldu. Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anh'u ve onun ayalı Asma binti Umeys İslam'a birinci iman kiltirgen, Peygamberimiz'e geçken birinci kişilerden buldu. Ve Kureyş'in içi de hürmeti, nasıl nasabı, şerefi, ağlı buluşu karamasından barbar birinci Müslümanlar'a yetken aziyetler bulaya ham yetti. Bu Haşimi yigit ve bunun ayalı müşrilerden köp azarlarını gördü. Lekin bunlar en amra diyen cahı özünü uruğudan bugün, bana Haşim'den bugün müşriler onlara azar aziyet verirler. Her bitti kademini muraka bakıp duruşarıdır. Müslümanlarga Mekke'de turşik ağır buldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan yerine hicret kılışlıkta Müslümanlarga ruhsat verdi. Cafer ibn Abi Talib Habeşistan'a hicret eden kişilerin birincilerden buldu. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taşa çıkıp geçtiği kıyınıydı. Resulullah ham bu kişilerden azlaştığı ağır buldu. Zira bunlar özlerini tuğulup ösken yerlerini, üyelerini, vatanlarını, bağırıp burdunu, bağırıp ösatını taşa geçtiği mecbur idi. Lekin Resulullah ularda ab kalışlık için ularda hamaya kılıçlıkta yeterli kuvveti yoktu. Mecbur halatta Habeşistan yeriye hicret kılıçtı. Müslümanlar Habeşistan yeriye barıştı. Cafer ibn Abi Talib başlığı gibi oldu. Ve
padişahı, Habeşistan'ın padişahı Necaşi onlarını özünü himayesi aldı ve özünü yeri yaşayışlıkça ruhsat verdi. Bir neçə illərdən beri rahat, bir neçə illərdən beri xatircəmlik degen nimətdə istən çıxarıb qoyan müsəlmanlar Habeşistan'da Necaşi'də himayesi altında xatircəm oldu. İbadətlərini bemalol amalga oshiradigan bo'ldi. Huzur halovat olib qolishdi. Lekin Quraysh ularni o'sha turgizib o'ldirishlikni yoki qaytarib olib kelishlikni rejasini tuzardi. Mana kechagi suhbatimizda Amr ibn Osni yoqib jo'natganligini gaplashdik. Qurayshni eng bir aqlli bo'lgan kishilardan ana shuncha Amr ibn Os va Abdulloh ibn Robiya ikki kishi Hijoz yerlarida bor bo'lgan hadoyalarni oldi, jilddan bo'lgan bir kiyimlarni hadiyalarni olishdi, Najoshiyni oldiga borishdi. Ummu Saloma onamiz ana shu Habastonga hijrat qilgan musulmonlardan edi. Ummu Saloma hikoya qiladi. Biz Habaston yerga yetganimizdan keyin bir xotirjamlik topdik. Dinimizda xotirjam bo'ldik, omon bo'ldik. Alloh taologa o'zimiz xohlagan ibodat qildik. Hech kim birga aziyat bermadi, hech kim bizga yoqmaydigan so'zni gapirmadi. Lekin Quraysh bizni bu yerda xotirjam to'lik topib qolganligimizdan xabardor bo'lgandan keyin Najoshiyni oldiga Amr ibn As va Abdulloh ibn Abi Robiyani qaytarib olib kelish uchun elchi qilib jo'natdi. Amr ibn As va Abdulloh ibn Robiya Najoshiyni oldiga kirishidan burun ana shu atrofidagi rohiblari, vazirlari shunga o'xshagan ayonlariga hadoyalarni podshohga uchrashdan burun avval uchrashib berdi. Ularni ertaga biz podshohni oldida o'zimizdan yurtimizdan qochib kelgan qochoqlarni qaytarib bering deganimizda bizni foydamizga gapirib qo'yasizlar deb ular xo'p deb javob berishdi. Bu musulmonlar hikoyasini davom etadi. Najoshi musulmonlar bilan uchrashib gaplashligini Amr ibn As qattiq xohlamasdi. Chunki musulmonlar haqida dini, musulmonlarning dini haqida so'rab qolishligini xohlamasdi. Zero agar musulmonlar eshitib qoladigan bo'lsa, u tomonga yon bosib ketishidan qo'rqardi. Najoshi bizni chaqirdi. Biz hammamizning nomimizdan Ja'far ibn Abi Talib gapirishga ittifoq qildik. Ya'ni qolganlar jim turadi, Ja'far gapiradi. Najoshi chaqirdi ularni. Bir tomonda Amr ibn As va Abdulloh ibn Robiya, bir tomonda musulmonlar. Sizlar nima sababdan ota-bobolar dinini tark qildinglar? Biz yoki Quraysh yoki men bilmaydigan bir yangi dinni paydo qildinglar. Qavmiylar ichida mana shunday kishilar kelibdi, sizlarni olib ketgani nima deysizlar dedi. Najoshi bu musulmon chaqirishlikdan burun Amr ibn As va Abdulloh ibn Robiya ana shu rohiblar, batoriqalar, ayonlar bilan o'tirgan paytda musulmonlar yo'q paytida aytadi, podshoh bizni o'zimizni qavmimizni hurmatli bo'lgan sayyidlari sharif kishilar yubordi. Sizning yurtingizda biz yurtimizdan qochib kelgan qochoqlar bor. Yangi din o'rab topishib olgan. Na sizlar bilasizlar u dinni, na biz bilamiz u dinni. Na sizlarda dininglarda, na boshqa ma'lum dinlarda. Endi shularni qatar olib kelishga ruxsat bering deganda atrofidagi vazirlarga, ayonlarga qarasa, ha bular o'zini qavmini, odamlari qanaqaligini yaxshi biladi. Podshoh devoralarga qaytarib deydi. Shunda Najoshiy g'azab qiladi. Ikkinchi tomonning gapini eshitmasdan turib hukm chiqarmayman. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu sunnat. Agar siz oldingizga bitta odam, bitta ko'zi o'yilib kelgan bo'lsa, meni ko'zimni falonchi o'ydi desa, hukm chiqarmang. Ikkinchi odam ham kelsin. Ehtimol uning ikkala ko'zi o'yilgandir. Shu kamchilik bizda ko'p kuzatiladi. Mana men demanda yomon deb qo'ydim, bo'ldi o'sha odamni qora qo'yaveraman. Ikkinchi tomondan eshitib ko'rish degan narsa yo'q. Agar shu gapni ko'tarib kelgan odamga ikkinchi tomonning gapini eshitaman desangiz, o'ylabroq gapiradi. Chunki ikkinchi tomonni ro'baro qilganingizda, yuzlashtirganingizda ko'p narsa oshkor bo'ladi. Ularni topshirmayman to ikki tomonni yuzlashtirmagunimcha. Ummu Saloma hikoyasini davom ettiradi. Bizni mana shu munozaraga chaqirdi. To'plandik, podshoh dinimiz haqida so'rasa, nima deymiz? Ittifoq qilishda Ja'far ibn Abi Talib gapiradigan bo'ldi. Ummu Saloma davom ettiradi. Podshoh huzuriga kirdik. Quraysh elchilari Batoriqalar, ayonlar, podshoh turgan edi. Batoriqalar oldiga kitoblarni ochgan va Quraysh elchisi ham yerda turardi. Podshoh ro'parasiga kelganimizda podshoh so'radi. O'zingizlar ular topgan dinlar qanaqa deying? Shu din sababli o'zlarni qavmingizni tark qilsizlar, na meni dinimga kirsizlar, na bir boshqa bir ma'lum bo'lgan dinlardan ekansizlar. Shunda Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu oldiga chiqib, butun musulmonlarning nomidan javob berib aytadi. Ey podshoh,
biz cahil kavm edik. Budlarga sığınar edik. Öleştelerini yerdik. Fahşini hamatörünü kılar edik. Karandaşları alakalarını üzer edik. Koşunçluğu hakkını ada etmez edik. İçimizde küçülüğü boyanımız zayıflarını yer tüketer edik. Bana şu halde türdik. Ta Allah bizi içimizden peygamberin yumurma gülüce. Biz bu zatını, nesil nesabını, rozgöyligini, amanatdörligini, iffetini yaşırlar edik. Bizni Allah da Allah'a davet kıldı. Allah'ını bitti deyişlikke, butlar gibi olat kılmaslikke, ata babalarımız sığınıp gelirken, taş ve butlardan yüz ökülüşlikke davet kıldı. Biz uzatını, sözünü tasdikledik. O kişi iman keltirdik. Uzat bizge, amanatdan da akıl şimdi buyuradı. Karındaş uruşuyla dikkatleşini buyuradı. Yakşı kuşunçlikke buyurdu. Haram bogan nesilden tiyişlikke buyurdu. Nahaktan kontökçülükten men kıldı. Fakştan kaytardı. Yalgan sözden men kıldı. Yetimlerinin malını yiyişlikten ve pakize mumuna ayarlar diye tuhumat kılıçlikten kaytardı. Allah da olanı özgü ibadet kılıçlikke, uge hiç bir nesan şehir kiltirmeslikke, namazını kayın kılıçlikke, zekatını verip Ramazan rozasını düşünükke buyurdu. Biz uzatını tasdikledik, iman kildirdik. Ve bu bilen fakat Allah'a razı gelin közledik. Allah halal da gelmesine halal dedik, haram da gelmesine haram dedik. Yani şu kıska gelen nütküde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuyan insanı cevabını alışın diye bir robor okuldu. Bana şu kıyan işimiz için ey padişah, kavmımız bizge düşmanlık kıldı. Bizge hatta azablarını verdi. Bizi dinimizden kaderçlik için, butlarına ibadatı gekir gizlişlik için. Hatta bazılarını öldürüp yubardı. Bizge zulüm kıyan da, bizge kahret kılışken de, bizim hayatımızı ağırlıkta şaşken payıda ve özümüzü, dinimizi saklayan halde başka halklardan göre, başka yüzlerden göre sizi yurt yüzü abzal görüp sizi yurt yüzüye kaçıp geldiydi. Bu misalama hükkâsını devam ettiği zaman dedi. Neccaş abu Cafer'e kalıp durup sizler de aldı ileride Nebiler atlayan daha bir kitaptan bir narsa var mı dedi. Şimdi Cafer'e Nabi Talib raziyallahu anh'u Meryem suresindeki bir kança adlarda oku derdi. Bu ayetlerini işlerken Neccaş'ı yığladı. Yanında oturuyan hemme rahiblar yığla. Çünkü bunlar ahli kitabıydı. Nasrani dini deydi. Zekeriya aleyhisselam hakkında düşken ayetler oku verirken de bunlar hemese tahsillendi Allah da olan ilahi bir sözlerlerini közlerini yaş getirdirdi. Hatta kitapları hırbat getirdi yanında oturuyan kişilerin yığladı. Şimdi Neccaş'ı silahı peygamberler apkegen derse bilen İsa İbni Meryem apkegen derse bitti filiden yönetken ot yaşıydı dedi. Sonra aytdi, ey Amir, sen qayta olur dedi. Ularda hiç kaçar seni tavşırmayayım ben dedi. Şu bilen muhakeme tüyler. Padişah da aldan çıkıp giderken Amir ibn As, Abdullah ibn Rabi'ye karar etti ki, erkte gibi şunca yaptı yapıramam dedi. Padişah bizge Müslümanlarını kaytar görer dedi. Yani bunlar Meryem oğlu İsa hakkıdaki Allah'ın kulu degen yapını padişah ki aytamam dedi. Abdullah ibn Rabi'ye etti, ne demekin? Bu gel kattı batadı paşağa. Çünkü Nasrani dini dedi bunlar. Nasrani ile bana ayetemiz Kudat'ı üçte dedi bunlar. Şimdi bu kul dök koyarken olsa ağır batadı bu narsa. Koyun dedi demekin. Neme bosayan. Biz bilen kelişanlıyken bosayan karındaş uygularımız ahir. Ulan ya yamanlık kınadası Allah yakasam ayetemez. Bana ayet ötken sefer biz kuvvetimizde. Daha olardan da amir edilmez. İddiası bu oldu. Padişahın adı yekirdi. Amir ve padişah dedi. Bu Müslümanlar İsa bin Meryem hakkında ağır yaptı yapırışar dedi. Onlar da çakırıp sorayım dedi. Ümmü Salama hikayesini devam etkizdi. Şu nesanı padişah bizden soruştaki haberi yetip gelgenden ki gam geçirdi. Yeni ne dediğimiz? Onlar ilah diye yaptı Nasraniler, İsa da, Huda da oğlu diye yaptı. Yeni Müslümanlar Allah'ı peygambara, Allah'ı kulu deydi. Gam geçirdik. Sonra ittifak kıldık. Eğer bizden İsa bin Meryem hakkında sorarsa Allah neme deyken olsa şunu ayetemiz, ondan ki neme olsa bol olsun işte. Ertesi günü Cafer'in tabir, yani padişah da aldı, tüm Müslümanlar bile birge. Neccaş'ı soradı. İsa İbni Meryem hakkında neme deysinler? Cafer devam etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken geldi ayetemiz. Peygamber ile neme dedi? Elbette o Allah'ın kulu, elçisi ve pakize Meryem'i yuvarlayan özünün ruhu ve kelimesi dedi. Şunda Neccaş'ı korudaki tayabiyeriye katlı kurup etti ki
İsa ibn Maryam sırar etken nesleden bana bu çizgiden ahlayan çizgiden taşkaraya çıkarmazdı. Allah'ın kulu, peygamberi Pakize Meryem'de yubarken ruhu ve kelimesi dedi. Padişah alim adamıdır. Padişah idi, Nasran ilminin alimiydi. Hakkı okuyan idi. Muhammed Aleyhisselam keşteki başarılar bilir idi. İlimli adam bari başka olardı. Atrafıdaki rahipleri yakmadı bu nasıl? Kudreşi vardı. Hani kul değilsen, hani bende değilsen, akıl ilah da sığınanız. Sizlerce yakmasayam hakikat şu dedi. Bana şu vakıydan ki Necaşi'ye nisbeten atrafıdakiler adavat bulan kaladı. Hatta ki Necaşi özü bilen, öz kavmi, yani şu vazirleri, ayyanlar tamamen ikiye bölünüp cenk oladı. Necaşi'ni ıhtıvar kılışıp, açıkçası ki Cafer'in Abi Talib'e Müslümanlar 10 yıl duradı Habaşistan'da. Ve Cafer'den Kur'an nur genelde Necaşi ve iman kelimesini aytadı. Köpçülüğümüzü bilmiyoruz bunu. Padişah, Nasrani, İslam dinini kabul ederken Mehdi surat düşer duradı. Anaşı atrafıdaki vazirleri, ayyanları, batarikaları şuhlanıp, sen İsa ibn-i Meryem hakkında ne mi değilsen? Deyişedi. Ana şu payette Kur'an'dan bir varadı, köhregin içine salıp ilvayan buladı. Kur'an sahifasından. Şimdi ayetledi, ne mi değilsinler özgürler dese, ha biz Allah'ı oğlu da ayetledi, benim şunu istemem dedi. Kolu bir ana şu barmakla köhregin işare kıl, benim şunu istemem. Yani Kur'an'da ayet demem de yani. Şu bilen fitne basını kendine buladı, lakin onlar işen işmeydi. Necaşi bilen, ana şu özünü atrafında ikişli ortası da iki gibi bölünür, cenk oladı. Necaşi Allah'ta Allah'a alıp kaldılar üstünde. Bana ettikken dersimizde, Necaşi vefat ettikken de Rasulullah Medine'de durup uzattı cenk uzasını okuydu. Amr ibn As, radıyallahu anh'u, İslam'ın kirişiye, bana şu Necaşi İslam'a bugün. Özünü kavmiden bugün, özünü kabiletaştan bugün Arap, Muhammed Aleyhisselam'dan dinini kabul kılmadı. Lakin Nasrani'de kolu da Habaş'tan gibi artık imanca sebep oluyordu bu yürüyüşü. Yeryüzündeki tağlar çayı altı mende borçunu haklamayım ben dedi. Necaşi. Buladı bir genden köre, kette bir tağ çayı altın bulsa, menge bunu sekeleyemez. Meni yurtumda hakla genilerçe, Rabbiler sizlere izin bir günge kadar yaşıyor dedi, Necaşi ruhsat diyor. 10 yıl kaldı Müslümanlar. Hicretin 7. yılı da Müslümanlar Medine'ye kayıtıp barıştı, Habaşistan'da. Mana shu paytda Ja'far ibn Abi Talib boshligidagi musulmonlar Madinaga kelganda payg'ambarimiz Yahudiylarni Haybar qal'asini fath qilib, juda katta o'lja bilan qaytib kelgan bo'ladi. Ja'farni kelganligini ko'rib turib payg'ambarimiz men dedi, qaysimizga ko'proq xursand bo'lay dedi. Haybarni fath qilganimgami yoki Ja'farni qaytib kelganigami? Ja'far ibn Abi Talibni kelishligi nafaqat payg'ambarga, kambag'allarga ham xursand bo'lishdi. Chunki kambag'allar juda bir qo'lochi sahovatli kishi edi. Abu Hurayra radıyallahu anh'ın fakir sahabalardan buladı. Biz kembağalar yaş görerdik Cafer. Çünkü kaçan bolsa biz yeter abarı üyüde, nemesi bolsa koyu vererdi, yerdik. Künlerde burada abardı, yegen işler yok diken üyüde. Yok saladı ya haltasını yırtı verdi dedi. İçi de çekerler yapışık o genelsen gel at kolunuzu ben yedik. Çünkü o kişinin Abal Masakin, miskinlerde otası da lakablaşardı. Medine'de bu zatın turuşu uzakı çözülmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. yılı da Rum'a karşı G'azovga qo'shin jihozlandi. 3000 dedi bu odamlar soni. Chiqarar ekan ularga boshliq qilib Zayd ibn Xorisani amir qildi. Agar u vafot etsa Ja'far ibn Abi Talib bo'lsin. Agar u vafot etsa Abdulloh ibn Ravoha bo'lsin amir. Agar u ham vafot etsa musulmonlar o'zlari tanlab olsin amir dedi. Yahudilar aytishdi, payg'ambar agar palonchi o'lsa palonchi, palonchi o'lsa palonchi desa 100 ta odamni sanagan bo'lsa 100 tasi o'ladi. Bu özünü sahabalarga ölüm hükmünü okup koydu dedi. Bunlar Rum'ya karşı barıştı. Rum, bana Şamlı, Urdun, İyadanyan yerlerdeki Möte degen cahit kempa etti. Rum, Vizantiya İmperiyası 100 bin askerini koydu. 3 bin tege 100 bin tege. Bu 100 bin tege koşunca Nasrani Araplardan Lahım, Cudon, Kudu akabilelerden yani 100 bin adam geldi. 200 bin müşriklerde koşunuyor, 3 bin Müslüman koşunuyor bu arada oldu. İnşallah bu tarafta batasını yaklaşamayız. Abdullah bin Allah'a kısa sekigen de vapurca toktayınız. İki koşun toklaştı, 3 binge 200 bin. Müslümanlar da birinci amiri Zayd ibn Harise şahit oldu. Arkasından bayrağını Cafer ibn Abi Talib aldı. Ve
otini tomirlarini kesib qo'ydi, qon tomirlarini. Nimaning ishorasi edi bu? Ya'ni men ichkari kirib ketyapman, men o'lsam otimdan foydalanmasin bo'ladi. Qilichini qilni sindirib olganda ham o'limni bo'yniga olib shunday kirdi. Jang qattiq bo'ldi. Bari o'shagan qo'lini chop tashlab bir mushrik. Ikkinchi qo'li bilan bari o'shadi. Rasululloh bergan bayroqida bu yiqilish kerak emas edi. İkinci kolunu çarptı müşrik. Kolunu koyan kısmıyla bağırge bası oldu bayrağı. Şimdi müşrik üçüncü zarbası Cafer'in iki yılı taşıdı. Bayrağını Abdullah bin Ravah aldı, uzatan şahit oldu. Halid bin Velid aldı, Müslümanlar da Oman çekinti Ravah geldi. 3.000-200.000 liralar. Tasavvuf görelim. Zayd şahit oldu, Cafer şahit oldu, Abdullah şahit oldu, bildirip durdu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu jang nihoyasiga yetgandan keyin Ja'farning uyiga bordi. Ja'farning ayoli erining kelishini kutib, uylarni supurgan, xamirlarni qorib qo'ygan, farzandlarni yuvintirib, chiroyli atlas sep qo'ygan, erining kelishini kutib turibdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib kelganini ko'rdim deydi Asmo. Lekin shu bir munavvar chehrasi so'nib qolganligi, bir g'amga kelganligini ko'rdimda so'ragani qo'rqdim deydi. So'ragani qo'rqdim. Şimdi geldi, Cafer'de babalarını çakırıp beni aldım dedi. Resulullah'ın hikayeni görgen babacılar yürürken hatta onu uğraşıp aldı. Hemen özünü etibar karşı çıkarttı. Peygamberimizi asılardı, boynu asılardı, beli asılardı. Resulullah oturup, uladı bağırıya basıp, kuşağı uladı, uladı, hidardı, hidardı. Şimdi Asma, ya Resulullah, ata anam fidâ olsun sizge. Cafer'den bir haber var mı dedi. Ha, bugün şahit oldu dedi. Şimdi Asma yığladı. Onasini yig'layotganini ko'rgan bolachalar haliga xursandchilik degan narsa yuzida qomat alomati chiqardi. Hammasi tinib qoldi. Yoki boshida qush borki qimlasi tushib ketayotgandek to'xtab qolishdi. Qushlar farzandlarini bag'riga bosar ekan Ja'far ibn Abi Talib haqiga duo qilardiki, Parvardigoro, Ja'farni o'g'lida ko'rsatgin, Ja'farni o'g'lida ko'rsatgin dedi. Ya'ni Ja'farda qolsin bolalari degani. Uyuna taşa takıl çıkıp ederken Rasulullah takir Cafer'ini cennette gördüm. Onun ikisi kanatı vardı, kanatından kan tamçılar akıttırardı. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahudallahu aleyhi fe minhum men kada nahbahu ve minhum men yentazir ve ma beddaru tabliyle. Mu'minler içinde erkekleri var dedi Allah. Mu'minler içinde erkekleri var. Allah gelirken ahdide turdu. Ulardan bazıları Allah'ın didarı yetti, bazıları kütüp durdu nabattan. Lekin gafadan kayıp gene yoklar. Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu Alloh subhanahu va taolo jannatul ma'voga kirgizdi. Aziz bilan bizni ibrat olishga amal zinasi qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.